Kılıçdaroğlu başbakana istifa çağrısı yaptı. Erdoğansa herkese yüklendi. Muhalefete, medyaya, faiz ve vaiz lobilerine sert çıktı. Ancak konu oğluyla yaptığı iddia edilen konuşma kaydına gelince beklendiği kadar çok konuşmadı. O konunun üstünde pek durmadan geçti. Başka bir şey var mı? Tamam, yine sıfırlamanızı faydalı. Yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına alçakça bir saldırıdır. Biz bunu da kimsenin yanına bırakmayız ve bırakmayacağız. 17 Aralık sabahı oğlu Bilal Erdoğan'la arasında geçtiği iddia edilen ses kaydıyla ilgili ne diyeceği merakla beklenen başbakan AK Parti grup toplantısında bu açıklamayı yaptı. Bakın, ben haftalardır bir çağrıda bulunuyorum. Eteğinizde ne varsa dökün diyorum. Elinizde ne varsa çıkarın diyorum. Ama bunlar gidiyor alçakça, hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Ya uydurun da yani uydurmanın da bir ahlakı, bir edebi var. Erdoğan'ın konuşması bir saat geç başladı. Nurullah Genç'in Uyan Artık Yiğidim şiirinin okunduğu salon, Erdoğan kürsüye çıkarken sloganlarla inledi. Ses kaydı için kurguladıkları piyesi servis ettiler diyen Erdoğan, muhalefet ve paralel örgüt dediği cemaati hedef aldı. Sandıktan çıkamıyoruz. Darbe de olmuyor. Bari bu okyanus ötesinden atılan yemle durumu idare edebilir miyiz? Avuçlarını yalarlar, avuçlarını. Erdoğan aynı şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu meclise izletiyor ya. Aynısını. Farklı bir şekilde biz de sizlere izleteceğiz. Teknolojinin nereye geldiğini görmeniz bakımından bunlar çok önemli. Senaryo yazmak zor bir şey değil. Bunlar yapılır. Erdoğan hükümete istifa çağrısı yapan CHP'ye de yanıt verdi. Montaj kasetlerle milletin emanetini yere düşüreceğimizi zannedenler de ancak ham hayalle yetinir. Biz bu gündeme teslim olmayacağız. Bu bir istiklal mücadelesidir. İstiklalimiz adına canımızı ortaya koymaktan da bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Daha önce de kendilerine hedef aldığını belirten lobilere bu kez yenilerini de ekledi Erdoğan. Vaiz lobisi yargı ve emniyetle vuracaktı. Medya lobisi manşetlerle, televizyonla vuracaktı. Sosyal medyada kurdukları robot lobisi tweetlerle vuracaktı. Artırın tweetleri diyerek bu süreci devam ettireceklerdi. Başbakan hesaplaşma için 30 Mart tarihini gösterdi ve sözü binlerce kişinin dinlendiğine ilişkin iddiaya getirdi. Bütün insanları nasıl dinlediklerini gördünüz. Değerli arkadaşlar, bunların hepsi şantaj dosyalarıdır. HSYK son değişimi İstanbul'da yapmamış olsaydı bunlar meydana çıkmayacaktı diyen başbakan, internetle MİT düzenlemesinin bu nedenle yapıldığını söyledi. CHP'ye kaset skandalıyla genel başkanlığı bırakan Baykal'a ve MHP'ye daha ne kadar sessiz kalacaksınız diye sordu. Son mesajı yargıyaydı. Yargı içinde bu paralel örgüte, bu çeteye karşı yüreklice mücadele verecek örgüt liderlerinden değil, milletinden emir alan hakim ve savcıların olduğunu biliyorum ve onlara güveniyorum.